Ümmetin olduğumuz devlet yeter. Hizmetin kıldığımız izzet yeter. Efendim, muhabbetle selamlıyorum sizleri. Bursa'dan, Bursa Çekirge'den selamlar. Bursa'nın değerleri özel yayınıyla huzurlarınızdayız. Elimde iki eser bulunuyor. Profesör Doktor Bilal Kemikli hocamın çok kıymetli eserleri. Bursa'nın değerlerini konuşacağız. Bursa'nın değerlerinden Süleyman Çelebi Hazretlerini konuşacağız. Değer üreten, değerleri muhafaza eden, değerlerimizi bugüne dek büyük bir mesuliyetle taşıyan nice öncü isim var. O öncü isimlerden sadece bir tanesi. Aslında o öncü isimlere o değerler havzasını emanet eden kubbe isimlerden, gök kubbe isimlerden bir tanesi Süleyman Çelebi. Hocamı çok bekletmeyeyim, gençleri çok bekletmeyelim. Profesör Doktor Bilal Kemikli ile Hazret'in huzurunda, Süleyman Çelebi'nin huzurunda Vesiletün Necat başta olmak üzere onun hayatını konuşacağız. O günün dünyasına gideceğiz. O günün dünyasının ışıklarının bugün bizlere nasıl parıltılar saçmaya devam ettiğini hocamdan dinleyeceğiz. Genç arkadaşlar da soracaklar. Hazret burada bizi bekliyor. Haydi buyurun. Hocam selamünaleyküm. Selam, hoş geldiniz. Osman Bey, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun. Evet kıymetli hocam, hoş bulduk, sefa bulduk. Hazretin huzurundayız. Eyvallah. Afiyettesinizdir umarım. Binlerce şükürler olsun. Yani huzurda insan huzur buluyor. Huzur buluyor. Huzur buluyor. Hakikaten Bursa'nın da en güzel mekanlarından birisi. Hem Süleyman Çelebi Hazretleri'nin huzurundayız, hem de burada bulunmasalar bile, herhangi bir emare olmasa bile, bir mezar taşı, çok ulu zatlar var burada, evet. Süleyman Çelebi'nin. Nefesleri var hocam. Nefesleri var, evet. Evet, genç arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle beraber Hazretin huzurunda dinleyeceğiz, anlayacağız, biraz daha yakından tanımaya gayret edeceğiz. İnşallah. Akif merhum diyor ya hocam, malumunuz, erişilmez bir yükseklik, yetişilmez bir yükseklik. 2022 UNESCO yılında Süleyman Çelebi ismini artık birçok yerde, birçok kez şükürler olsun ki duyuyoruz. Gençler, her birimiz biraz daha yakından tanıma imkanı bulacağız. Sizler uzun yıllardan bu tarafa Süleyman Çelebi ve onun mirası üzerine uzun çalışmalar, önemli çalışmalar yaptınız. Şimdi söyleyeceğim şey latife değildir. Bilal Kemikli hocamla biz zaman zaman görüşürüz, mesajlaşırız. Hocam size DM'den yazmak için isminizi ararken Bilal Kemikli diye değil, Süleyman Çelebi diye aradım, biliyor musunuz? Ne kadar büyük bir mutluluk. Gerçekten. Size bir şey göndereceğim. Eyvallah. Süleyman Çelebi diye arıyorum. Eyvallah. Bunu şükürler da böyle olsun. Yayının açılışında şükürler olsun. Tatlı bir not olarak paylaşmış olayım. Dedim ben ne yapıyorum? Hocam, Hazret böyle çok genel hatlarıyla kimdir? Nasıl bir biyografiye, portreye sahip? Evet. Tabii huzurunda bulunduğumuz zat Süleyman Çelebi bize bir eser bıraktı. O yüzden biz onu anlıyoruz. Bu bıraktığı eser, biraz önce Zatıhanenizin de okuduğu gibi Mehmet Akif Ersoy'un penceresinden bakarsak bir şah eser. Bir şah eser. Onun öncelikle altını çizelim. En çok okunan eser ve en çok naziresi, yani benzeri yazılan eser. Ve Türk edebiyatı içerisinde yazıldığı dönemden itibaren diğer dillere en çok tercüme edilen eserlerden birisi. Dolayısıyla gönül coğrafyamızı mayalayan, gönül coğrafyamızda birliği, tevhidi ikame eden, bir millet olmamızı, bir ümmet olmamızı temin eden bir eser yazdı. Bu eserin adı Vesiletün Necat, kurtuluş vesilesidir. Biz onu Mevlid olarak biliyoruz. Bu anlamda önemli bir isimdir. Bir biyografik özelliğini anlatırken başta eserini öne çıkarmamız gerekiyor. Peki kimdir bu Süleyman Çelebi? Ne yapmıştır? Süleyman Çelebi bu eserini nerede yazmıştır? Bu eserini vazife yaptığı Ulu Cami'de yazıyor. Bursa'da Ulu Bursa'da, Cami'de yazıyor. Bursa'da Yıldırım Bayezid Ulu Cami'yi Nibolu Zaferi'nden sonra yaptığında Emir Sultan'a soruyor. Emir Sultan'a bir bakıma danışıyor. Evet. Kim buranın imamlığını yapar? Buranın imamlığını yapacak olan kişi Süleyman Çelebi'dir deniyor. Süleyman Çelebi neden öneriliyor? Çünkü Süleyman Çelebi Ulu Cami imamlığından önce
sultanın, bizzat Yıldırım Beyazıt'ın divan imamıdır. Onun sarayında imamlık yapan, sultanın itimat ettiği, güvendiği, sorular sorduğu kişi. Divan imamlığından önceki vazifesini de biliyoruz. Tezkerelerden, tarihi kayıtlardan onu da öğreniyoruz. Nedir? Sultanın, Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Emir Süleyman'ın müsahibi. Yani müsahip ne? Sohbet arkadaşı ama bir bakıma onun hocası diyelim. Daha sonra bu tabi Selçuklu da öncelikle söylesek Ata Bey diyoruz bu tür isimlere. Osmanlı'ya geldiğimizde şehzade hocası olarak nitelendiriyoruz. Bu şehzade hocası olmak ileride devleti yönetecek hükümdarı yetiştirmek anlamına geliyor. Oraya herhangi bir insan alınmaz. İlimde mütebahhir olması. Mütebahhir yani kuşatıcı. Kuşatıcı, her konuda malumatı olan. Hazarfen diyorlar değil mi hocam? Tabii sanat açısından düşündüğümüzde hazarfen denilir ama mütebahhiri biz ilim için, sanat için hazarfen deriz. Mütebahhiri ilim adamı için söyleriz, alim için söyleriz. Bu öyle bir alim ki devrinin cari olan ilimlerine vakıf alim. Ve sadece dini ilimler değil, o dönemde hayata ilişkin temel lazım olan ilimler neyse o ilimleri de bilen birisi. Şimdi bu kadar bir bilgimiz var. Yani Süleyman Çelebi hakkında böylesine şaheser yazmış, 600 yıldır konuşulan, 600 yıldır gönül coğrafyamızda eseri okunan bir kişi hakkında maalesef elimizdeki kaynaklarda verilen bilgi budur. Kimlerden ders aldı, hangi hocalardan icazet aldı, hangi ilimlerde üst noktaya ulaştı o konuları çok fazla bilmiyoruz. Sadece İsmail Bey ailesiyle ilgili bir iki bilgimiz var. Dedesi hakkında verilen bilgilere göre dedesi Şeyh Mahmud tezkirelerin, tezkireti şuara tarzı eserlerin ve tarihi eserlerin anlattığı kadarıyla İbnül Arabi'nin hususunu şerh etmiş bir müderristir ve şairdir. Yani o da o büyük okuldan, o ana okuldan. Ana okuldan, evet, İrfan evet. Tabii İbnül Arabi geleneğinden geldiği ve babasının da 1. Murad'ın, Murad-ı Hüdavendigar'ın ki Murad-ı Hüdavendigar'ın makamı biraz yukarıdadır. Şu anda biz çekirgedeyiz. Çekirgenin üst tarafındadır Hüdavendigar. Murad-ı Hüdavendigar'ın veziri. Şunu çıkartıyoruz. İlim ehli ve devlet yönetiminde bulunan bir ailenin mensubu olarak Süleyman Çelebi doğmuş ve bu devleti kuran kurucu aileyle de bir akrabalıkları, bir irsiyet bağı var. Nitekim Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa Rumeli'ye kapı açan, Rumeli fetihlerini ilk başlatan kişidir. Onun dayısı olarak onunla onur duyduğunu, efendim suya seccade salmış diye onu nitelendirdiğini görüyoruz. Suya seccade çaldı, Gelibolu'dan geçti karşıya ama geçerken... Fetihler onunla geldi. Yani. Onunla geldi. Evet. Fetihler onunla geldi ve tabii Süleyman Paşa'nın vefatından sonra yine Orhan Gazi'nin oğullarından birisi olan Murad-ı Hüdavendigar ki Kosova'da şehit olmuştur. Bu fetihleri gerçekleştirecektir. Devleti kuran aileyle irtibatlı. Yine bir başka belki burada bilinmesi gereken, lütfen, genç kardeşlerimizin de bilmesi gereken husus, bir alim ve ümera, ülema ve ümera ailesinden gelmiş olmakla birlikte asıl onu mayalayan, ona sohbet ederek mayalayan kişi Emir Sultan. Emir Sultan. Emir Sultan kimdir? Emir Sultan da Buhara'dan kalkıp gelmiştir. Kübrevi dervişidir. O Kübrevi dervişinin rahli tedrisinden, sohbet halkasından ya da onun oluşturduğu ilim ve irfan muhitinden tefeyyüz eden, feyizlenen bir kişinin huzurundayız. Hocam Buhara hattı, Buhara İstanbul, Buhara Bursa, Buhara evet, Kütahya, Buhara Balkanlar hattı ve Semerkant aynı şekilde. O kadar yoğun ve akıcı bir hat ki. Yani adeta az evvel mayalamak ifadesini kullandınız ya, o mayalamanın haritasını görüyoruz orada. Bursa'da dünyaya geliyor ve Bursa'da vefat ediyor. Evet. Ben biraz o yönüyle İmam Maturidi Hazretlerine benzetiyorum. Semerkant'ta dünyaya geliyor, Semerkant'ta vefat ediyor. Fakat etkisi asırlar boyunca kurucu. Kurucu, tabii. Yani Süleyman Çelebi de Bursa'da doğuyor ve Bursa'da vefat ediyor fakat kurucu bir metin inşa ediyor. Evet. Bu kuruculuk vasfının gücü, gümrahlığı nereden kaynaklanıyor? Şimdi tabii çok güzel bir konuya temas ettiniz. Maturidi ile, İmam Maturidi ile alaka kurmanız. İmam Maturidi döneminde inançla ilgili krizler var. Evet. İmam Maturidi bir kurtarıcı aslında, fikirleriyle bir kurtarıcı, bir kimlik.
Ama İmam Maturidi'nin geleneğinden, zihni anlamda o gelenekten gelen Süleyman Çelebi, Bursa'da doğan Süleyman Çelebi de tam da bu dönemde, bu bunalım döneminde Süleyman Çelebi Ulu Cami'de mevlidini yazdı ve bu mevlide Vesiletün Necat adını verdi. Kurtuluş yolu vesilesi, dediniz, kurtuluş yolu. Evet. Yani kurtulmak istiyorsak, bu içinde bulunduğumuz inkırazdan, bunalımdan kurtulmak istiyorsak ancak bu kurtuluş Peygamberimizin, Efendimizin bize bıraktığı mirasta o kurtuluşu aramamız, reçeteyi aramamız gerekiyor. Peygamberimize tutunarak düştüğümüz kuyudan çıkabiliriz. Biz bir Yusuf'uz. Düştüğümüzde Yusuf'un düştüğü, kardeşlerin attığı kuyudan kurtaracak olan kervancı Hazreti Peygamber'dir. Onun manevi şahsiyetidir. Hakikati Muhammediye konusu Mevlid'in en önemli konularından birisidir. Onun hakikatiyle biz ancak kurtulabiliriz. Mevlid yazılmış, okunmuş. Devlet yeniden Çelebi Mehmet tarafından derlenip toparlanma ve yeniden o birlik, o dirlik, o huzur oluşmaya başlamıştır. Evet. Devleti kuran bir metindir. Tıpkı bizim İstiklal Marşımız gibi düşünelim. Hı hı. Derlenip toparlanma metnidir. Ama aynı zamanda bir edebiyat da kuruyor. Peygamber merkezli, Hazreti Peygamber'i esas alan bir edebiyat kuruyor. Oradan başka gelenekler, yazım tabii, türleri üretiliyor. Üretiyor. Tabii Mevlid bunlardan birisi. Mevlid türü. Mucizatün Nebi, Miraciye, Miraciye diye edebiyatımızda. Esmaun Nebi, Hazreti Peygamber'in isimlerinden yola çıkarak oluşan bir edebiyat. Bütün bunları kuran, bu sadece Türk edebiyatında kurmuyor. Yani kuruculuğu biraz önce de söylediğim gibi tercüme edilerek, nazireleri yazılarak Türkler vesilesiyle Müslüman olan ya da bu coğrafyada aşina olduğumuz, yakın olduğumuz diğer dillere mensup olan insanlar da buradan yararlanarak bir edebiyat canlandırıyorlar. Hocam şimdi az evvel özellikle söze başlarken oradan girdim. Önemli, gerçekten de önemli. Bizim hafızalarımız için önemli. Çünkü Bursa hafıza şehirlerden, hafıza mekanlardan bir tanesi. Burada da her mekanın istisnasız büyük bir hafızası var. İşte o mekanlardan sadece bir tanesi. 1952 yılı değil mi hocam? Evet. 1952 evet. Yılı bakınız. 52'den bugüne burası bize çok şey söylemeye devam ediyor. Ve bu hafızanın tekrar güncellenmesi için UNESCO'nun hakikaten 2022 yılını Süleyman Çelebi yılı ilan etmesi çok önemli. Ve sizin bu noktada önemli katkılarınız var. Biliyorum biraz mütevazı davranıyorsunuz. Sizin ve başka kıymetli hocalarımızın. Arzu ederseniz o alana dair de biraz bilgi almak isteriz sizden. 2022 yılının Süleyman Çelebi yılı ilan edilmiş olması hem ne anlama geliyor hem neden önemli? Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Yani bu biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım, huzurunda bulunduğumuz o ulu zatın ortaya koymuş olduğu eseri anlayan, onun öneminin farkına varan Türkiye'de ve sadece Türkiye değil, UNESCO'ya birkaç ülke birlikte müracaat ediyorsunuz. Diğer ülkelerde bize evet. destek veren ülkelerde bunun önemini anlayan akil insanlar var. Özellikle bu çerçevede UNESCO Milli Komite ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Ama bu sürece gelmeden önce biz tabii 2007'den itibaren yürüttüğümüz bir çalışma. 2007'de ilk defa uluslararası bir sempozyum yaptık. Mevlid'in hakkında ileri geri konuşmalar yapılıyor Vesiletün Necat'ın. Mevlid'in hakkında ileri Süleyman Çelebi'nin özellikle evet. okumadan, anlamadan popüler kültürü besleyen bir eserdir diye biraz tahvif ederek basit bir esermiş gibi gösterilmek isteniyor. Oysa bu eser hikmetamiz bir eserdir ve Sehli Mümteni ile yazılmıştır. Sehli Mümteni ki bir ona şerh düşün isterseniz. Şerh düşelim. Sehli Mümteni en girift, en zor, en anlaşılması evet. güç olan bir manayı en kolay bir şekilde anlatmaktır. Yani Yunus gibi yani. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Yunus Nokta. Gibi. Bunun en önemli temsilcilerinden birisi Yunus, ikincisi ise Süleyman Çelebi'dir. Eyvallah. Biz 2007'deki yaptığımız çalışmada akademik anlamda hangi ilimlerle ilişkilidir diye düşündük. İlmi hadis, ilmi siyer, ilmi kelam. Şunu gördük, hatta psikoloji, psikoloji ilmiyle Süleyman Çelebi gerçekten büyük bir alim ve bu bilgisini adeta arı gibi, arı nasıl farklı çiçeklerden alıyorsa çok önemli hocam. Onu bir bala dönüştürüyorsa onun bir bal bize sunmuş. Yani Vesiletün Necat aslında baldır. Bu milletin, bu gönül coğrafımızdaki milletin ağzının tadıdır. 2009'a gelindiğinde Mevlid'in yazılışının 600. yılıydı. 2009'da da yine bir sempozyum yaptık. Orada şunu da görmüş olduk 2009'da. Özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Kırım, Kazan bölgesi,
Yugoslavya'dan ayrılan ülkeler, Bulgaristan, o bölgelerden gelen dostlarımız bize şunu söylediler. Bizim Müslüman kimliğimizi, Türk kimliğimizi koruyan eser Mevlid'dir dediler. O bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü Mevlid dini ritüellerin yasaklandığı bir dönemde, ateizmin yaygınlaştığı bir dönemde insanların bir araya gelerek Mevlid okuyarak Müslüman kalmasını sağlayan, sohbet etmesini sağlayan bir metindi. O zaman biz aslında büyük bir, buyurduğunuz gibi, hafızanın başındayız ama bu hafızanın farkında değiliz. Evet. Bunu elbette bilenler biliyor ama geniş coğrafya, işte gençlerimiz de onu tanısınlar diye bir çaba içerisine girildi ve 2022 yılı Süleyman Çelebi Hazretleri'nin 600. vefat yılı olması dolayısıyla böyle bir çalışma yapıldı ve hamdolsun iyi bir noktaya gelindi. Süleyman Çelebi yılı dolayısıyla Süleyman Çelebi'nin tanıtılmasına matuf bir kısım ilmi çalışmalar, bir kısım kültürel çalışmalar olacaktır ve umarım gençlerimiz de bundan haberdar olacaklardır. Evet. Az evvel hafıza ve mekan ifadelerini özellikle kullandım. Çünkü merkezinde Ulu Cami var. Eyvallah. Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat'ının merkezinde Ulu Cami var. Arzu ederseniz oraya bir gidelim. Bizi bir Ulu Cami'ye götürün. Gidelim inşallah. İsmail Bey, hocama bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Bilal Hocam, Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Ulu Cami'nin ilk imamı olduğunu söylediniz. Ben Vesiletün Necat'ı yazarken bir olay yaşandığını duydum. Bu konu hakkında bize bir bilgi verebilir misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Evet, biraz önce de ifade ettiğim gibi Ulu Cami'nin ilk imamıdır Süleyman Çelebi. Tezkirelerin anlattığına göre, edebiyat ve kültür tarihi kaynaklarının anlattıklarına göre Ulu Cami'de bir hadise cereyan etmiş ve Süleyman Çelebi de bu hadiseye istinaden eserini yazmıştır. Nedir bu hadise? Kısaca ben izah etmek isterim. O fetret döneminde, o sıkıntılı dönemde Ulu Cami'ye gelen, daha doğrusu Bursa'ya gelen bir alim, İranlı bir alim, Acem alim olarak nitelendiriliyor. Vaaz ediyor ve vaazında hepimizin yatsı namazında okuduğumuz Amene Resulü'deki La nüferruku beyne ahadin min rusulih ayetinden yola çıkarak bir sohbet, bir vaaz yapıyor. Ve burada peygamberlerin hiçbirinin ötekinden farklı olmadığını, hepsinin birbirine denk olduğunu söylüyor. Bu söylediği doğru, şu açıdan doğru, itikadi açıdan, iman esasları açısından biz peygamberlerin hepsine peygamber olarak iman ederiz. Kur'an'da beyan edilen peygamberlere iman ederiz. Bu ayet-i cilli bunu anlatır. Ama bu ilgili şahıs peygamberimizi sıradanlaştırarak diğer peygamberler aynı seviyeye getirmek istiyor. Buna karşılık orada bulunan bir başka alim, bu da Arap olduğu söyleniyor, bir Arap alim, hocaya aynı surenin Bakara suresindeki bir başka ayet-i celileyi hatırlatıyor. O ayet-i celile de Faddalna ba'dukum ala ba'd şeklinde geçer. Peygamberlerin bazıları bazılarından üstündür ifadesi buyurur. Bu ilmi kelamda bu üstünlük, işte kendisine kitap verilen, suhuf verilen, daha önceki peygamberin şeriatını takdim eden nebiler olarak anlatılır ve çeşitli kelam alimleri bu ayetten yola çıkarak bir kısım izahlarda bulunurlar. Bu ayetin üzerine o hubbesihlik, İsa severlik akımının etkisinde olan vaiz efendi, üstünlük varsa üstün olan İsa aleyhisselamdır diyor, doğumuyla alakalı olarak İsa'nın doğumunu öne çıkartarak bunu söylüyor ve bir tartışma meydana geliyor. Peygamberimiz bizim inancımıza göre, İslam inancına göre Hatemül Enbiya'dır. Peygamberlerin son mührüdür. Risalet yolunun, peygamberlik yolunun mührüdür adeta. En sonudur. Hatemül Enbiya olmanın anlamı budur. Mühür konulmuştur. Çünkü din tamamlanmıştır. El yevme ekmeltü leküm dinüküm. Din tamamlanmıştır. Ettiğin olan İslam'ı, Hazreti Adem'den beri gelen İslam'ı, Hazreti Peygamber bize tebliğ ettiği Kur'an'la tamamlamıştır. Bu tartışmanın çıktığı anda Süleyman Çelebi oracıkta ilk beyti yazıyor. Beyt şudur: ölmeyüp İsa göğe bıldığı yol, ümmetünden olmak için idi ol. Mesih inancına göre İsa ölmedi, gökyüzüne çıktı. Kıyamete yakın bir zamanda yeryüzüne inecek. Yeryüzüne inecek ama neye tabi olacak? Peygamberimizin şeriatına tabi olacak. Yani peygamberimizin ümmetinden olacak. Dolayısıyla eftal olan, ekmel olan, en üstün olan Hazreti Peygamber'dir mesajını vermek istiyor Süleyman Çelebi.
ve eserin yazılmasına sebep olan hadisenin de bu olduğu kaynaklarda rivayet ediliyor, anlatılıyor. Evet. Bu soru için de ben de teşekkür ediyorum. Güzel bir soru oldu. Hocam şimdi az evvel Muhammed deyince ben o bizim öz ifadelerimizden biri olan Muhammed'den hasıl olan muhabbet. İşte o Muhammed'den, Efendimiz'den, Hazreti Muhammed Efendimiz'den hasıl olan o muhabbetin hülasasını görmekteyiz Mevlid'de. Mevlid'i hocam şimdi Bursa'da yazılmış, Kırım'da okunuyor, Kerkük'te okunuyor, Filibe'de okunuyor, Üsküp'te okunuyor. Bugün Avrupa Türkleri Avrupa'nın, dünyanın her yerinde okuyorlar. Mevlid'i gerçekten bu kadar cihan şumul kılan, uluslararası kılan özelliği ne? Tabii o cihan şumul kılmasına sebep olan şey evvel emirde yazan kişide bunu aramamız lazım. Evet. Ve yazılan konuda, söylenen konuda, söylenen, anlatılan konu fevkalade önemli. Elbette Peygamberimiz anlatan başka eserler de var. Bütün o eserler kıymetli. Ama yazan kişi bunu öylesine yazıyor ki, İsmail Bey şöyle söyleyeyim, yazmıyor, yani, söylüyor. Yazmıyor, söylüyor. Söylüyor. Yani şimdi Aşık Çelebi'den mülhem söylüyorum. Aşık Çelebi şu anda Üsküp'te Gazi Baba olarak bilinir. Onun da bir tezkeresi var. Bursalıdır aslında. O tezkeresinde diyor ki sanki Süleyman Çelebi'ye bu böyle gönlüne varit oldu, düştü yani. Ulu Cami'ye gittiğimizde Ulu Cami'nin ortasında şadırvan var ve şadırvanın hemen üstündeki kubbe açıktır. O kubbeden sanki kelimeler, harfler böyle onun kalemine düşüyor gibi. Samimiyetle yazılıyor. Samimiyetin olduğu yerde sadelik olur. Sadeliğin olduğu yerde de mana mutlaka yankı yapar. Bu bir yankıdır. Bu yankı Süleyman Çelebi'nin eserini yazdıktan sonra da varlığını koruyor. Ama nasıl bereketli bir yankı bereketli hocam. Bereketli bir 600 yankı. 600 yıllık bir yankı yani. Bereketli bir yankı ve bir başka açıdan da şunu söyleyeyim. Yani sanat açısından da hakikaten Süleyman Çelebi fevkalade önemli bir noktada. Nasıl önemli bir noktada? Çünkü şiiri, şiir kılan şey musikidir. Elbette mana olacak, elbette kelime olacak, kelime seçkisi olacak. Ama orada musiki, işte kafiye, aruz, çok güzel kafiyeleri, çok güzel aruz var. Ses tekrarları, ahenk var. Besteye çok uygun. Bir rivayete göre Süleyman Çelebi eserini yazdı, kendisi ilk defa besteli olarak okudu. Evet. Şeklinde de söyleyenler var. Yani failatün, failatün, failün vezninde öylesine coşkun, coşkun akan bir su ve bu su ulaştığı her yerde suya hasret olan insanları hararetini dindirecek bir özelliğe sahip. Sular gibi çağlar mısın? Çağlar çağlamış mısın? Yani. Çağlamış, hakikaten evet. Çağlamış hocam. Çağlamış. O kubbeden dökülen dediniz ya. Mane. Sehli mümteni dediniz, sadeleşir dediniz. Sadeleşmenin zirvesi adeta. Evet. Aşılamaz bir eser derken, erişilemez yükseklik derken Akif onu söylüyor merhum. Var olsun, rahmet olsun her birine. Kıymetli hocam, şimdi yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Şöyle ki biraz sizi de tanıyalım. Tamam. Bu yönüyle biraz sizi de tanıyalım. Tamam. Çünkü 2007 dediniz. Siz öncesinde de Hazret ve Hazret'in omuzlamış olduğu bütün o medeniyetimizin sütunlarına da emek vermiş bir isimsiniz. Estağfurullah. Sizi de o noktada çalışmalarınızı Süleyman Çelebi ile buluşturan yola dair neler söylersiniz? Ben Deniz'de bir dönem üniversitede tahsil yaparken Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ine popüler bir metin, bunu çok da okumanın bir anlamı yok, bid'attır diyenlerdendim. Ama çalışma alanım, ilgilendiğim alan Türk İslam Edebiyatı, tasavvuf edebiyatı, edebiyatta alakadar oldukça, ilgilendikçe şunu gördüm ki bunlar sadece şiir yazmadılar. Bu özellikle sufi şairler, alimler şiir yazmadılar, bize hikmeti sundular. Bize ahlaklı olmamızı, erdemli olmamızı öğrettiler. Dolayısıyla bu nokta, bu ahlaklı erdemli olma ve kainatı, alemi anlama, insanın kendisini anlamasıyla alakalı temel felsefeyi bize sundular. Bu anlama çabası beni Süleyman Çelebi'ye getirdi ve Süleyman Çelebi ile ilgili ilk defa bir tebliğ sunduğumda şunu gördüm. Süleyman Çelebi din dilini Türkçeleştiriyor. İlim dilini Türkçeleştiriyor. İlim dilini Türkçeleştiriyor. Ben meseleye dil açısından baktım. Türkçeviyi mabede sokan bir şair olarak gördüm. Ama zaman içerisinde okumalarım bana şunu gösterdi ki Türkçeyi sadece mabede sokmuyor.
Türkçeyi gerçek anlamda bir medeniyet dili haline getiriyor. Türkçeyi bir medeniyet dili haline getiriyor. Peygamber Efendimiz merkezli bir sanat ve estetik dili haline getiriyor. Ve o mabedin ruhunu da adeta hocam hayata da yayıyor. Yayıyor. Serpiştiriyor evet. Yani. Bu mekanın da bu çalışmalara bir katkısı var. Ben Deniz ilk defa 2005'te Bursa'ya geldim. Bursa'ya geldiğimde Uludağ Üniversitesi'ne ilk verilen vazife Hazretin huzurunda bir etkinlik vardı, konuşmaktı. Konuşmayı yaparken yani devrin valisi, Müftü Bey, şehrin eşrafı buradaydılar. Gönlüme bir şey düştü. Neden Bursa'ya geldim? Bursa'ya geldim çünkü Süleyman Çelebi'ye hizmet etmem lazım. O vazife size verilmiş hocam. Öyle düşündüm. O öyle görünüyor yani, hakikaten. Öyle düşündüm. Ve bu onun bir parçasıdır bu hizmet. Aynen. İsmail Bey, ben bir soru sormak istiyorum ama. Tabii ki. Teşekkür ederim. Ben daha önce hani burada bu türbenin olduğunu bilmiyordum daha doğrusu. Hani bu programdan geldiğimde öğrenmiş oldum. Çekirge'de olduğunu da bilmiyordum. Biz Mevlüt geleneğini mesela hani komşumuz askere gittiğinde duyuyorum ya da evet. Bebek doğumlu oluyor onlarda duyuyorum, sünnetlerde duyuyorum. Peki bunun hikmeti nedir? Biz hani Mevlüt denildiğinde dediği gibi arkadaşımızın yani Mevlütlerde, düğünlerde, cenazelerde sadece bir de gelenek olarak kulaklarımızda aşinalık var hocam dediği gibi. Nedir bunun hikmeti? Hanımefendi kızımıza çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii gençlerimizin tarihle buluşması anlamlı. Umarım bu 2022 yılı Süleyman Çelebi'nin burada olduğunu Bursalı gençler öğrenirler. Sizler onlara destek olursunuz, tanıtırsınız. Araçla geçiyoruz ama görmüyoruz. Hangi dünyaya gözümüz açıksa öbür onu görüyoruz. Açık olduğumuz dünyada bizi belki bu bize ait olan mekanlardan biraz önce İsmail Bey'in ifade ettiği gibi o hafızadan uzaklaştırıyor. Başka hafızalara, başka alanlara kapı açmış oluyoruz. Bu buna bir bereket vesilesi olur. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru sordunuz. Sorumluluk da alıyorsunuz böylece gençler. Burayı tanıtacaksınız artık. Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Millet olmak, bir millet olmak aynı türküyü söylemekten geçer. Aynı türküyü söyleyenler bir millettir. Farklı diller kullanabiliriz ama aynı türküyü söylüyorsak aynı hikayenin parçası oluyoruz demektir. Aynı hikayemiz varsa biz bir millet oluyoruz. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi, Vesilet-ül Necat yazıldığı dönemden itibaren bu milletin türküsü olmuştur. Bu milletin hikayesi olmuştur. Ve bu hikayenin baş kahramanı da Hazreti Peygamber'dir. Doğumlarda Mevlid'in okunması çok yadırganacak bir şey değil. Çünkü o doğumla birlikte o doğan çocuğa biz aslında onun kulağına bir şey fısıldıyoruz. Büyüyeceksen, ileride bir hayat yaşayacaksan Hazreti Peygamber'in ahlakına benzer bir yaşantı sür. O anneye de diyoruz ki sen işte Amina olursun inşallah diyoruz. Bir dua ediyoruz aslında. Bunun özellikle doğumlarda okunması ya da çocuk askere giderken ona bir mevlid okuyorsak asker ocağı Mehmetçik ocağıdır. Mehmet diyoruz. Mehmetçik oluyor. Mehmet, Mehmetçik peygamberimizin ismini taşıyor. Yani peygamberi ahlakla ancak asker olabilirsiniz. Haçtan gelenler için de mevlid okutulur. Haça gitmek bir süreç işidir. Bir yolculuk, bir manevi kemal işidir. Olgunlaştınız, kemale kavuştunuz. O yüzden mevlid okunur. Peki vefatlarda okunuyor. Şunu demek istiyorum. Çok fazla sözü uzatmak istemiyorum ama bu türkü, bu milletin türküsü, Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ül Necat'ı Mevlid, sevinçlerimizde de sevinçlerimizi paylaşma vesilesi olmuştur. Hüzünlerimizde de hüzünlerimizi paylaşma vesilesi olmuştur. Bir şeyi paylaşırsanız onu çoğaltırsınız. Sevinci paylaşarak çoğaltıyorsunuz. Keza hüznümüzü de matemimizi de paylaşarak azaltmış oluyoruz. Fakat bu eseri yazarken Süleyman Çelebi illa düğünlerde, illa doğumlarda, neşeli zamanlarda, hüzünlü zamanlarda okunsun diye yazmadı. Mevlid kandilinde, Mevlid kandili bir dönem bayram olarak da kullanıldı. Evet. Mevlid kandili bayramı hala bazı ülkelerde kutlanır. Bir bayramdır. Peygamberimizin doğuşu, doğumu bir bayramdır. Gerçek anlamda bir bayramdır. O bayram için yazıldı. Yani Mevlid kandilinde daha çok okunsun diye yazıldı. Ama bu millet öyle bir millet ki onun mevlidini de bütün hayatımızın farklı alanlarına yaymış. Hayatımızın her yerinde evet, var aslında var. Mevlid ve Mevlid öz itibariyle Efendimiz'e olan sonsuz muhabbet.
Onu sevdikçe biz kendimiz olacağız. Onu sevdikçe kendimiz olacağız. Hay hay. Kıymetli hocam, söze başlarken dediniz ki Allah adını zikredelim evvela. Eyvallah. Arzu ederseniz son olarak bize birkaç beyit takdim etmek ister misiniz? Burada kıymetli eserleriniz var. Eğer müsaade... Yakın zamanda neşredilen eserleriniz de var. Estağfurullah. Mustafa'ya hem civar et ya Kerim. Cennetül Firdevs içinde ya Rahim. Lütf ile göster bize didarını. Nimetinle toyla kıl kullarını. Affedüp isyanımız kıl rahmeti. Ol Habibin yüzü suyu hürmeti. Sana layık kullar ile hemdem et. Ehli derdin sohbetine mahrem et. Hem Süleyman-ı Fakir'e rahmet et. Yoldaşın iman, makamın cennet et. Ya ilahi, kılma bizi dallin. Bu duaya cümleniz deyin amin. Tanrı'dan 100.000 dürud ile selam, Mustafa'nın ruhuna her subhu şam. Olsun haline dahi ashabına, tabi'in, ensaru hem ahbabına. Ümmetünden razı olsun ol mu'in, rahmetullahi aleyhim ecmain. Hocam bu beyitleri, muhteşem beyitleri paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sağ olun, var olun. Estağfurullah. Son sözlerimiz neler olur? Bursa'nın değerleri dediğimiz zaman hiç şüphesiz ki çok büyük bir hafıza var. Özellikle az evvelle hafıza kavramına atıfta bulunma sebebim de o. O hafızaya dair son mesajlarınız neler olur? Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Lütfettiniz. Şu kadarını söyleyeyim. Bursa çınarlar şehridir. Ulu çınarlar vardır. Ama bu çınarlar sadece ağaçtan ibaret olan çınarlar olarak düşünmeyelim. Şu anda huzurunda bulunduğumuz o büyük zat da, büyük ruh bir ulu çınardır. Bu ulu çınarın gölgesindeyiz şu anda. O ulu çınarın dalları, kökleri öylesine geniş ki bütün bir gönül coğrafyamızı sevinçli anımızda da, hüzünlü, sıkıntılı anımızda da adeta kuşatıyor. Bizi sarıp sarmalıyor. Bu ulu çınarın huzurunda yeniden buluşmaya vesile olduğunuz için ben de size çok çok teşekkür ediyorum. Gençlere de çok teşekkür ediyorum. Bu millet büyük bir millettir. Bu milleti büyük kılan bu ulu çınarlarıdır. Nurettin Topçu'dan mülhem söyleyeyim. Büyük milletlerin büyük mezarları vardır diyor. İşte bir büyük mezarın huzurundayız ve büyük bir milletin çocuklarıyız. Hatta hala huzur içerisinde yaşamayı ve geride büyük anılacak işler yapmayı bize nasip ve müyesser eylesin. İnşallah. Hocam var olasınız. Hakikaten var olasınız. Huzur dersleri dedik. Hakikaten böyle huzurlandığımız bir ders halkası gibi oldu burası. Arkadaşlarımızın da katkılarıyla ve enerjileriyle var olsunlar diyelim ve biz yayınımız için müsaade isteyelim. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Bursa'nın değerleriyle bizi buluşturdular ve o Bursa'nın değerlerinin mesuliyetini omuzlamış genç arkadaşlarla bizi buluşturdular. Hakikaten sağ olsunlar, var olsunlar. Bursa'nın değerleri sizlerde, bizlerde kıymetli izleyicilerimiz. Evliya Çelebi'nin nice metninde de, nice cümlesinde de geçtiği üzere her şehrin, her kasabanın, her köyün, her mekanın bir hafızası vardır. Ve Bursa gerçekten de her mekanıyla, sadece Ulu Cami ile değil, sadece bulunduğumuz mekan ile değil, sadece Emir Sultan ile değil, her sokağında hakikaten büyük bir hafıza barındırıyor. Bizim sadece, hocam az evvel keşfetmekten söz etti, bizim sadece o büyük hafızaları, o büyük isimleri keşfetmemiz gerekiyor. Bursa'nın değerleri bölümünün sonuna şimdilik gelmiş oluyoruz ama Bursa Büyükşehir Belediye'miz, Bursa'mızın değerleri o kadar çok ki bu değerleri sizlere anlatmaya, tanıtmaya, buluşturmaya, tanıştırmaya devam edecek. Müteşekkiriz. Son söz olarak da yine Hazret'le bitirelim. Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter. Buradaki her kelime, izzet, devlet, ümmet aslında bizim varoluşumuzun mayasını oluşturan harçlar. Bursa'nın değerlerinden her birinize selam ediyoruz. Muhabbetle efendim.